başkan, kendinizi tanıtır mısınız? Aydın'dır, Gigi Muş'la dernek başkanıyım, iş insanıyım Dikil'de. Bir faaliyetimiz var, Dikil'de dernek olarak baya baya faaliyetlerimiz var. Öğrencileri, öğrencilere burs veriyoruz. Kaç öğrenciye burs verdiniz? Aşağı yukarı 10-12 öğrenciye burs veriyoruz. Eğitim durumları ne? Eğitim durumları, üniversite okuyan öğrencilerimiz. Bunlara burs veriyoruz. Mümkün mertebe, işte yoksula, fakire, darda olanlara, bütçemizin bünyesinde insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim dernek bütçemiz üyelerin verdiği aidatlardandır. Böyle bir şeyimiz var. Aşağı yukarı bir sene oldu bu dernek kuruluşumuz. Evet, insanlarımıza, hemşehrilerimize çok faydalı olmuştur. Kaç üyemiz var? 250 tane üyemiz var. Üyelerimiz, herkes de bu iş için cani gönülden ve çalışmaları var. Herkes bu işe çok hevesli. Herkes bu işi çok seviyor. Evet. Dikil'de muşlu sayısını verebilir misiniz? Dikil'de muşlu sayısı aşağı yukarı 4000-4500 arası bir muşlu sayımız var. Doğulu, güneydoğulu olarak da 7000-7500 kadar bir nüfus sayımız var. İzmir'de de 2 milyona aşkın bir muşlu hemşehrilerimiz var. Bizim diğer muşlu hemşehrilerin dernekleri İzmir, işte Menemen, İzmir genelinde ta hepsine, Aydın'a kadar hepsiyle birbirimize iltifatlıyız. Her birbirimizin derdimizle, tasamıza birlikte koşuyoruz. Böyle bir diyalog geliştirdik. Bütün insanlarımız bir el birlik olmuş insanların faydasına ve hemşehrilerimiz faydasına çabalar sarf ediyor. Peki Aydın Bey, biliyorsunuz 2024 yılı belediye başkanlığı seçimleri, belediye yönetimler seçimleri, sizin Muşlular Derneği'nin üyeleri arasında gerek meclis üyeliğine, gerekse belediye başkan aday adaylığına böyle bir gönülleri olanlar var mı? Şimdi bu gönüller ta siyasetli adaylar açıklanmadan bir şey diyemeyeceğiz. Adaylar açıklasın, taşlar yerine otursun. Kim bize ne sunacak? Biz pastanın neresindeyiz? Biz kimden, kim bize, bizi nereye koyuyor? Biz onun ondan sonra fikirlerimizi insanlara beyan edeceğiz. Şu anda daha erken bu adaylık konusunda veya encümen adayları konusunda daha erken. Tabii bizim zamanımız var. Biz adayların sonuçlarını bekleyeceğiz. Bakın kim bize ne sunacak? Biz de onu ona göre tavır alırız. Peki çevrede isimleri geçen veya bir geçmek üzere olan kişilerin arasında Muşlu var mı? Muşlu yok. Muşlu yok. Muşlu yok. Öyle bir durum olabilir mi? Yani Muşlulardan var mı? Belediye başkanı adayı. Şu anda yok. Öyle bir ihtimal da olabilir. Yani net bir şey diyemeyeceğim ama taşlar bir yerinde otursun. Biz şeyleri, resimleri bir görelim. Resimlerden bir şey alarak. Sonuç alarak. Bir sonuç alarak bizim de bir fikrimiz vardır. Peki Aydın Bey, dediniz ki ben bir iş adamıyım. İş adamı derken neyi kastettiniz? Ne işle meşgulsünüz? İnşaat firmam var. İnşaat firmasıyla inşaat firmama onun üzerine inşaat yapıyoruz. Böyle bir çalışmalarımız var. Güzel. Peki Dikili ve inşaat sizin ne çağrışım yapıyor? Aslında Dikili çok güzel. Dikli, Ege'nin incisi Dikli, Dikli'ye bütün hemşehrilerimize, bütün Dikli halkına biraz daha Dikli için duyarlı olmalarını istiyorum. Ne herkes, yani temizlik konusunda olsun, sosyal alanda olsun, kültürel anlamında olsun biraz daha destek vermeleri bekliyorum bütün Dikli hemşehrilerimize. Bunu Dikli halkından bekliyorsunuz. Peki yerel yönetimlerden beklediğiniz ne? Yerel yönetimler bu işi yapıyorlar ama yazın insan yazlıkçılar ve yurt dışında turistler çok geldiği için her tarafa ulaşmaları biraz zor. O konuda gerçekten ben de belediyenin, yerel yönetimin çabalarını görüyorum.
çabalıyorlar ama her tarafa uğraşmak biraz da sıkıntı yaşadıkları. Ya yetersiz kaldıkları demeyeyim de şöyle diyeyim. Yani bu konuda belki biraz daha her tarafa yetişmiyor. İnsanlar çok olur. İnsan çok olunca her tarafa bu kadrolu her tarafa yetişmek biraz zor. Evet. Şimdi Dikili'de biliyorsunuz tarıma dayalı organize sanayi çalışmaları var. Bu Bergama ile Dikili arasında bir şey. Bu tarıma dayalı organize sanayinin faaliyete geçmesinden sonra Dikili'de inşaat sektöründe bir oynama olur mu? İlerideki zamanla oranın faaliyete geçmeden burası pek bir canlanacağını düşünmüyorum. Orası faaliyete geçtikten sonra, orası canlandırdıktan sonra burası ondan sonra şey olur, biraz daha hareketlenmeye başlar. Yani ne demek istediğim şu, inşaat sektöründeki siz müteahhitsiniz. Evet. Müteahhitlerin hareketliliği biraz daha artar mı? Yoksa aynı şeyde bir değişiklik olmaz mı? Muhakkak artar. Muhakkak artar ama bugünkü ekonomik sorunlardan dolayı nedir o sorunlar işte? İşte bütün müteahhitler bu ekonomik sıkıntılardan şöyle para dönüşü yok. Gücüm alım gücü çok düşük. Alım gücü düşük olunca daha önce bir memur bir maaşıyla hem evini geçindirip hem de daire alıp bir kredisini ödeyebiliyordu. Şu anda öyle bir durum yok. Şu anda kriz var. Kesinlikle hiç kimse bunu, hiçbir memur, asgari ücrete çalışan bunları ev alma gibi bir şansları yok. Ev alınmayınca satmadığın zaman, dönüşüm olmadığı zaman bu ister istemez geriletiyor. Peki bu maliyetler söyleyebiliyorsunuz ev satışlarında. Bu girdi maliyetlerinden mi kaynaklanıyor yoksa müteahhitler olsun veya da emlakçılar fiyatları mı yükseltiyor? Girdi maliyetleri yüksek. Ne de bu girdi maliyetleri? Girdi maliyetleri betondur, çimentodur, kapısıdır, tuğlasıdır, kiremitidir, profilidir. Yani bunlar A'dan Z'ye nereden bakarsan bak bir sene içinde %200, %300 zam gelmiş. %200, %300 zam geldiği zaman bu ister istemez alım gücünü düşürüyor. İnsanlar alamaz. Yani bir kira olmuş 10 bin lira, 15 bin lira. Yani bir asgari ücret 10 bin lira kira verecek. Evini geçindirecek, çocuğunu okutacak. Yani böyle bir potansiyel yok. İnsanlar bunu yapamaz. Yani çok zor bir durum. Peki. Başkanım ben de bir iki ilave soru sormak istiyorum. Şimdi az önce burada hem üye sayınızı açıkladınız hem de Muşluların Dikili'de kaç kişi olduğunu ifade ettiniz. Ciddi bir rakam. Değil mi? 4000 evet. Civarında mı? Yanlış anlamadımsa. 4500. 5000'e yakın aşağı yukarı. Peki Muşluların büyüklerimizden talebi nedir? Yerel yönetimden, devlet büyüklerimizden, Dikili adına konuşuyoruz tabii ki. Yani bu konuda bir şeyiniz var mı? Şimdi aslında hizmet anlamında olabilir. Özür dilerim sözünüzü kestim. Buyurun. Şimdi aslında hizmet anlamında evet hizmet sınırsızdır. Yerel yönetimler hizmetler için vardır. Hı. Herkesin talebi hizmet için vardır. Yani sizin de vardır, benim de vardır. Herkesin talebi vardır yerel yönetimlerde hizmet için. Ama gel gelelim yerel yönetimler bunları yeterince karşılıyor mu? Maalesef kesinlikle hiçbir yerel yönetim halkın talebini tam olarak yerine getirmiyor. Eksiklikler alıyor. Bizim Muş'ta büyüklerimiz de evet her vatandaş gibi, her halk gibi onların da talepleri var. Talepleri vardır tabii. Evet. Var mı aklınıza size gelen? İntikal eden talepler var mı? Yani aslında bize intikal eden talepler var. Nedir? Ne gibi mesela çok yoksul insanlarımız var. Yani kendini geçindirmeyen insanlar var. Bu insanlarımız yerel yönetimlerde evet bunlara bir iş sunabilmek. Bütün siyasi partiler gidiyor ki milletvekilleriyle görüşüp geliyor onun akrabasını, eşini, dostunu oraya alıyor. Belediye alımında yine geliyor. Yani bu her anlamda yerel yönetim ve
Türkiye bugünkü hükümeti, herkesin dayısı, amcası işe alınıyor. Evet, yoksulun, fakirin vatanı örtüp, yüzünü örtüp kimse sahip çıkmıyor. Bir çeşit karanlığa gömülüyor diyorsunuz. Aynen. Benim anladığım o. Kendi kaderine razı oluyor. Yani. Ya da razı bırakılıyor. Aslında kimse kendi kaderine razı olmuyor ama maalesef razı bırakılıyor. Evet. Peki... Yani netice itibariyle baktığımızda öğrencilere burs veriyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Başka faaliyetleriniz var mı? Dernek binası falan varmış herhalde. Dernek binamız var. Evet. Yani. Projeleriniz nedir? Yani yeni bir dernek değil mi? Ne kadar oldu kurulalı? Bir sene oldu. Bir sene. Yani daha sene yeni. Oldu. Çiçeği burnu da denilebilir. Yeniyiz. Ne düşünüyorsunuz? Var mı projeler? Aslında bizim projelerimiz var. Bizim projelerimiz ileride bir dernek binamızı kurmak. Bunun için işte hemşehrilerimize, bütün hemşehrilerimize ulaşabilmek, bütün hemşehrilerimizin öğrencilerine burs verebilmek, hastalarına yardımcı olmak. Yani bu tür projelerimiz var. Evet. İnşallah olur. Son sorum şu olsun. Fazla da sizi yormayalım. Ciddi bir rakam demiştim nüfus olarak. Dikili ekonomisine Muşluların iş dünyası anlamında, esnaf anlamında, ticaret erbabında katkısı, ekonomik potansiyeli nedir? Ben şunu söyleyeyim. Türkiye Dikili'nin %30'u ekonomisi bizim Muşluların üstünde. Onlar bu ekonomiye, Dikili ekonomiye yön veren bizim Muşlu hemşehrilerimizdir. Çünkü herkes burada esnaf, herkesin ciddi bir sermayeleri var. Çalışması var. Evet, çalışması var. Bu para burada döndüğü sürece evet %30'u Muşlu vatandaşlarımızın. Muşlu vatandaşlarına %30 buranın ekonomiye yön veren bizim Muşlu hemşehrilerimizdir. Son bir mesajınız var mı Dikili halkına? Ya da yani şey olarak ne söylemek istersiniz? Dikli halkına şöyle bir mesajım var. Hepimiz burada dostuz, kardeşiz. Dikli hepimizindir. Dikli'yi güzelleştirmek için de hep bütün fedakarlıkları yapalım. Son bir mesajım da olsun. Gerçekten gelmiş geçmiş en iyi çalışmış belediye başkanı, adil başkanı olarak görüyorum. Tamam. Kendisine başarılar diliyorum. Adil Başkan Dikili'ye çok güzel bir kültür merkezi kazandırdı. Kendisine, babamdan dolayı da kendisine teşekkür ederim. Başkanım, o zaman bu açıklamanızla birlikte desteğiniz Adil Başkan'dan yana mı olacak? Kesinlikle. Yanlış mı anladım? Hayır, kesinlikle. Ha, siz bir siyasi parti çalışmalarını şey yapıyorsunuz. Takdir etmek, görsel bir şey varsa onu takdir etmek anlıyorum, ayrı bir şey. Anlıyorum. Destek ayrı şeyler. Anlıyorum. Kesinlikle hiçbir siyasi partiye şu anda bir desteğimiz yok. Kesinlikle bunu verebiliriz. Tamam, ben netlik kazansın diye sordum bunu. Yani, yapılmış bir hizmeti görmemezlikten gelmek, hı-hı, çok yanlış bir şey olur. Ama bunu, bu başarıyı anlatmak da onu desteklemek anlamına gelmiyor. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.